toplumda bazı kesimlerin taşlar döşediğini söyledim. Bunun emarelerini işte türlü türlü iftiralarla biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızda görmüştük. T3 Vakfı'na 41.1 trilyon yardım yapıldığı ortaya konulmuştu. Yine insansız hava araçlarımızı ilk defa silahlandırdığımızda ilk cevabın terör örgütlerinden değil de siyasetten geldiğini görmüştük. Öncelikle HDP'den böyle şikayetler gelmişti, rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Biz nasıl yargısız infazların yapıldığını gördük. O SİHA'lar hakim oldu, savcı oldu, cellat oldu, insanları katletti. Sonrasında CHP'den bir milletvekili Sezgin Tanrıkulu işte SİHA'ların yeni dönemin JITEM olduğunu söylemişti. Ama bunun hukuk kuralları içerisinde olması lazım. Eskiden JITEM vardı, insanları takip ederdi, işte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta JITEM. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları, SİHA'lar yapıyor. Ve bunun sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük bütün bu çalışmalarımız boyunca. Bu projede öyle hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan, kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. Bize iftira eden şahıs, bu ülkede 11 yıllık Ekonomi Bakanlığı yapmış kişi, 8 yıllık Milli Güvenlik Kurulu üyesi diğer.